doğru mu yanlış mı bunu yanlışım varsa düzeltin. Lahana türü sebzeleri mümkünse çiğ tüketmenin daha faydalı olduğunu sağlık açısından biliyoruz. Doğru mudur? Pişirmekle bunun besin değerinde bir kayıp söz konusu mudur? Evet efendim. Veya tam pişirme, yarı pişirme gibi bir şey önerebilir miyiz? Aslında tüm e, yeşil sebzelerde aynı durum söz konusudur, zira çok fazla ısıl işlem uygulaması, e, pişirmeye tabi tutmak e, sebzelerdeki vitamin ve besin içeriğinin bozulmasına e, neden olacaktır. Özellikle haşlama türü ya da çok az bir suda haşlayarak besin değerini yitirmeden tüketime sunulması en doğru yol olarak gözükmektedir ki dediğiniz doğrudur. Örneğin kırmızı lahana üretimde çok büyük paya sahip olduğumuz kırmızı lahana özellikle salatada çok fazla tercih edilebiliyor. Şey Yine tabii ki diğer salata grupları olarak değerlendirdiğimiz ya da haşlama olarak tükettiğimiz. yemeğini tükettiğimiz sebzelerde bu anlamda vitamin değerini koruyarak tüketmemiz mümkün olabiliyor. Şimdi Osman Hanım az önce e, Samsun'da kayıt altında üretim yapıldığından bahsettiniz. Ancak sadece lahanaya mahsus değil bu sorun neredeyse bütün sebzeleri evet. özellikle de yaprağı yenen sebzeleri kapsayan bir soru. Son yıllarda Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkeler üzerinde çok duruyor. Evet. Ancak ülkemizde daha yeni yeni gündeme giren bir konu var. Bu tür sebzelerde nitrat birikimi bu konuda biraz izleyicimizi, üreticimizi bilgilendirebilir miyiz? Nedir nitrat birikimi insan sağlığı açısından ne anlam ifade ediyor? Efendim, Bunu önlemek adına neler yapabiliriz? Anlıyorum. Ee, çok güzel aslında bir konuya temas ettiniz. Burada çünkü dediğiniz gibi yurt dışında nitrat akümülasyonu ya da nitrat birikimi olarak isimlendirilen bu durum... Ee, ülkemizde de yani yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Ancak e, pratikte çok fazla tüketicimizin e, çok fazla haşır neşir olduğu bir konu değildir. Farkında değil. Farkındalık. Evet, yok. farkındalık oluşturmak gerekliliğine inanıyorum. Tabii ki toprakta yeterli bulunmayan bitki besin elementlerini dışarıdan e, toprağa verme işlemini <laughs> gübreleme olarak tanımlıyoruz. Kısacası gübreleme organik ve inorganik olmak üzere iki şekilde yapılmakta. E, tabii ki bitkinin a, azot alımıyla ilgili, e, gereğinden fazla azot alması bu gübreleme esnasında, gereğinden fazla azot uygulaması ya da azotun bitki bünyesinde indirgenmesi esnasında ortaya çıkan bir takım kısıtlayıcı faktörler durumunda İlkimiz bitkide de, nitrat defisitleri. Azot diyoruz ama azot dediğimiz amonyum nitrat, amonyum sülfat ve üre gübresi. Bunun üçü de azotlu gübredir. Biliyorsunuz ama yine de açmakta, tekrar etmekte tabii fayda ki, var diye düşünüyorum. Ederim. Ee, bitki bünyesine e, azot biraz önce bahsettiğiniz gibi amonyum formunda ya da nitrat formunda da azot alınıyor. Ve bunlar bitki bünyesinde proteinlere dönüştürülüyor. Yani daha zararsız ve bitkinin kullanabileceği e, duruma indirgeniyor. Fakat e, eğer bitkinin topraktan aldığı azot fazla miktardaysa bu topraktan alınan azot bitki bünyesinde enerjiyle... Birleşerek amonyum azotu formuna indirgeniyor. Ancak daha sonra gelişen bir takım reaksiyonlarda esas tehlike bitki bünyesinde biriken yüksek nitratın nitrite dönüşmesinden kaynaklanıyor. Asıl soru. de kanserojen bir madde. Elbette. Özellikle nitratın nitrite dönüşmesi e, durumu küçük çocuklarda ben özellikle bunun üstünü vurgulamak istiyorum. Küçük çocuklarda nitrit formundaki azot metemoglobin adı verilen bir maddeye dönüşüyor. Bu metemoglobin de çocuklarda, büyüme çağındaki çocuklarda özellikle akut ve kronik nitrit zehirlenmelerine ve ölümlere varabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Ergenlerde, yetişkinlerde bu durum daha az tehlike oluşturuyor. Çünkü burada metamoglobin, oluşan metamoglobin kolaylıkla hemoglobin yapısına yani zararsız forma <laughs> dönüşebiliyor. Tabi burada sebzelerde bulunan nitrat içeriğini etkileyen pek çok faktör var. Bunlar nelerdir ee, dersek, birinci olarak sebzeler özellikle yeşil yaprak olarak tüketilen sebzelerde üretim sezonu boyunca uyguladığınız azotlu gübre miktarı arttıkça sebzelerde nitrat birikimi artacaktır. Bu doğal bir sonuçtur. Yine uyguladığınız azotun formu da önemlidir. Biraz önce sizin bahsettiğiniz azot formlarından bahsettiniz. Yapılan çalışmalarda amonyum nitrat formunda olan, gübre uygulamalarında amonyum sülfata göre nitrat içeriğinin daha fazla olduğu bitkilerde bu uygulamanın nitrat içeriğini artırdığı göstermiş. Dolayısıyla amonyum sülfatlı gübreleri daha çok tercih etmemiz bu anlamda önem kazanıyor. Yine yapılan bir çalışmada ağır gübresi kullanımı ki özellikle gübrelemede, organik gübrelemede bizim için önemli olan çiftlik gübresi olarak isimlendirdiğimiz iyi yanlış ahır gübresi kullanımıyla bitkilerdeki nitrat içeriğinin sınırlandığı görülmüştür. Yani burada da